Herkese selamlar. Bugün sizlere Valorant'ta isminizi ve etiketinizi nasıl değiştirebilirsiniz, aynı zamanda oyun içindeki nickinizi nasıl gizleyebilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar ve bunu yaparken birkaç ayrıntıya dikkat etmeniz gerekiyor süreleri süreleriyle ilgili falan problemler var. Buna dikkat etmeniz gereken yönlerinde zaten video içinde açıklayacağım. Nasıl gireceğinizi gösteriyorum. Aynı zamanda açıklama kısmına linki bırakmış olacağım. Oradan da direkt tıklayarak girebilirsiniz dostlar. Video işinize yaradıysa lütfen like atmadan çıkmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Öncelikle e, eğer linkten girmediyseniz tarayıcıdan nasıl girebilirsiniz onu göstermek istiyorum. Yot ID yazıyorsunuz dostlar e, arama kısmına. Bu arada, bu arada bu tarayıcı da öneririm. Ee, gerçekten bence Chrome'a göre falan bayağı daha iyi diye düşünüyorum. Kullanıcı adına giriyoruz. Kendi kullanıcı adımızı buraya giriyoruz. Bu oyundaki değil, oyun ikimiz değil. Normal oyuna giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı olmak zorunda. Ee, ve mailimize bir kod geliyor. Bu kodu hemen giriyoruz. Benim zaten bu yedek hesap olduğu için... Bir şey de gizlemiyorum açıkçası. Burada yapmanız gereken birkaç bir şey daha söyleyeceğim sizlere. Öncelikle arkadaşlar en dikkat etmeniz e, gereken şey bu bir ayda bir değiştirebiliyor. Mesela troll falan yapacaksanız troll bir isim koyacaksanız eğer o günlük öyle dursun diye düşünüyorsanız öyle bir durum yok. Şimdiden uyarayım e, bunun bilgisini vermiş olalım. E, nickinizi değiştirirseniz mesela bakın şurada bir uyarı var gördüğünüz gibi ben değiştirmiştim. E, değiştirdiğim için de bir ay sonra değiştirebiliyorum Her 30 günde bir değiştirebiliyor Ben 31 Aralık'ta değiştirebiliyorum Bugün ayın 1'i gördüğünüz gibi e, Aynı zamanda etiketinizi de buradan değiştirebiliyorsunuz Biliyorsunuz ki normalde sayı olarak oluyor orada Benimki mesela e, 66 6622 ne öyle bir şeydi Ben bunu da harf olarak e, sem yaptım Buradan ikinizi de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şey bir ayda bir değiştirildiği bu siteye girmişken bir şey daha yapmanızı öneriyorum. Eğer hesabınız doluysa o hesap değmeyiniz varsa ve e, özellikle oyuna para yatırıyorsanız para yatıran biriyseniz iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirip yapmanızı öneririm biliyorsunuz ki hesap çalanlar falan oluyor hesaplar çalınıyor emekler boşa gidiyor dolayısıyla bunu yaparsanız hesabınızın çalınma ihtimali gerçekten çok düşük olacaktır bu siteye girmişken hemen bunu da yapmanızı öneririm açıkçası ve aynı zamanda bu siteden giriş yöntemi ayarlayabilirsiniz iletişim tercihleri bağlı olan hesaba bağlı olan e, hesapları ayarlayabilirsiniz yani bayağı bir bütün ayarları buradan güvenlik ayarlarını yönetebiliyorsunuz dostlar onu da dediğim gibi siteye girmişken yapmanızı önerelim ve videonun diğer kısmındaki e, ikinci yere gelelim oyun Evet şimdi geldik videomuzun ikinci kısmına yani isminizin nasıl gizleneceği seçeneğine arkadaşlarına Öncelikle nasıl yapılacağını göstereyim sonra da hangi durumlarda rakiplerinizin sizin isminizin ekinizi göremeyeceğinizi anlatayım Hemen şöyle ayarlara geliyoruz. Ayarlarda genel seçeneğinde aşağı doğru iniyoruz. Aşağı indiğimizde gizlilik seçeneği var. Gördüğünüz gibi burada ilk seçenekte ismimi Grubumun dışındakilere gizliği açık hale getiriyoruz. Fakat bunda nasıl oluyor? Siz eğer eşleşmeye girmeden önce takım arkadaşlarınızla aynı grup değilseniz burada sizin ikiniz gözüküyor. Fakat takım arkadaşlarınızdan rastgele eşleşmeyle gelenler sizin ikinizi görmezler. Zaten karşı takımı hiç söylemiyorum. Onlar da sizin ikinizi görmeyecekler. Fakat bu nasıl olacak? Eşleşme ekranındayken birden beşinci oyuncuya kadar herhangi birisi gözükür. Yani bir, birinci sıradaysanız birinci oyuncu olarak gözükürsünüz. Maça girdikten sonra kill aldığınızda ya da öldüğünüzde sizin Reyna mı seçtiniz? Reyna olarak gözükürsünüz. Brimstone, Sabristone, Jet, Jet gibi aldığınız karakterin ismini görmüş olur rakipler. Ama dediğim gibi eşleşmeye girmeden aynı gruptaysanız buradaki arkadaşlar buradaki oyuncular e, sizin nickinizi ve etiketinizi görebilirler. Bilginiz olsun. Umarım iki kısımda işinize yaramıştır ve uygulayabilmişsinizdir. Eğer bir sorun varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım elinden geldiğince tüm yorumlara bakmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.